Merdan Yanardağ, 3 Aralık 2023, bir gün. İyi Parti kumpası ve yerel seçimler. Türkiye yeni bir seçim dönemine giriyor. Daha önemlisi yine bir tarihsel eşikteyiz. Çünkü 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler gericilikle, cumhuriyet ve halk düşmanlığıyla yeniden bir hesaplaşma ve 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinin rövanşını almak için bir fırsata dönüşebilir. Ancak bu kez sonuç almak Türkiye solunun ilerici güçlerinin cumhuriyetçilerin ve devrimcilerin arasındaki sıkı bir ilişkiye ortak bir strateji oluşturulmasına bağlıdır. Gericiliğin ve sağın operasyonlarını boşa çıkarmak için böyle bir ilişkinin geliştirilmesi şarttır. Cumhuriyetle sorunu olmayan ve seküler merkez sağ kesimlerle kurulacak ittifakların yürütülmesi de pergelin sabit ayağının ilerici bir zemine sağlam bir şekilde tutulmasına bağlıdır. Muhalefet alanının en büyük sorunu İyi Partidir. İyi Parti 14-28 Mayıs seçimlerinde Türkiye'nin demokratik ve cumhuriyetçi güçlerine neredeyse ihanet ederek seçimlerin kaybedilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bütün stratejisini CHP'nin başarısızlığı üzerine kuran İyi Parti yönetiminin merkez solda yaşanacak bir çöküşe umut bağladığı anlaşılmaktadır. İyi Parti odası bir başarısızlık sonucu ortaya çıkacak boşluğu en azından bir bölümünü doldurarak kalıcı bir güç olmak hatta bu yolla iktidara tırmanmak istemektedir. Böyle bir cin fikirlilikle sonuç alabileceğini sanmaktadır. Nedeni açık. İyi Parti asıl amacı olan merkez sağdaki boşluğu doldurmak konusunda açık bir başarısızlık yaşıyor. AKP ve MHP'den çok Cumhuriyetçilerden ve küskün CHP'lilerden oy aldığını görüyor. Bu nedenle bütün umudunu CHP'nin başarısızlığına bağladığı anlaşılıyor. İyi Parti, Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesini tümüyle CHP'ye yükleyerek bu operasyonu yürütmeye kalkıştı. Ancak CHP kurultayı bir ölçüde bu oyunu bozdu. Çünkü Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi, kitlelerdeki küskünlük, karamsarlık ve yenilmişlik duygusunun yol açtığı travmatik ruh halini bir ölçüde ortadan kaldırmaya başladı. Bunun üzerine bütün illerde ayrı adaylar göstereceğini ilan eden Meral Akşener yönetimi stratejisini CHP'nin ikinci bir yenilgi yaşaması üzerine kurmaya başladı. İşte bu oyunu bozmak, dinci faşist AKP-MHP bloğunu yenmenin ilk adımı olacaktır. Eğer İyi Parti'nin oynadığı bu gerici rol halka iyi anlatılabilirse oyunun bozulacağı kesindir. Çünkü İyi Parti'ye oy veren yer AKP ve Cumhur İttifakı'na karşı cumhuriyetin değerleriyle barışık ve seküler yaşam tarzına sahip toplum kesimleridir. Akşener yönetiminin izlediği siyasetin yeni bir Erdoğan AKP zaferine yol açacağını anladıkları takdirde farklı bir yol izleyecekleri kesindir. Eğer yerel seçimlerde AKP Erdoğan iktidarı ve Cumhur İttifakı yenilgiye uğratılırsa 14-28 Mayıs seçimlerinin adil ve demokratik olmayan koşullarda yapıldığı, dahası kara propaganda ve iftiraya dayalı bir kumpasla kazanıldığı da ortaya çıkacaktır. Yerel seçimlerin kazanılmasından sonra eğer toplumsal muhalefet harekete geçirilerek gerekli demokratik baskıyı yükseltirse AKP MHP iktidarının sürdürülebilir olamayacağı da açıktır. Türkiye iki yıl içinde bir erken genel seçime götürülebilir. Böylece karşı devrim dalgası kırılmaya uğratılabilir diye değerlendiriyorum. Dolayısıyla önümüzde yeni bir tarihsel fırsat bulunuyor. Bu fırsatı değerlendirmek için öncelikle muhalefet alanında devrimci ve sosyalist güçlerin etkin bir odak oluşturduğu bir siyasal güç dizilimini yaratmak şarttır. CHP kaçınılmaz olarak bu güç diziliminin merkezinde yer alacak ve dinamosunu oluşturacaktır. CHP ile sosyalist hareketin ilişkisinin interaktif, anlamlı ve etkin olması solun toparlanmasına bağlıdır. Merkez sağ ve demokratik milliyetçi kesimlerle kurulacak ittifakın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi de CHP ve solun ilişkilerinin niteliğiyle yakından ilişkilidir. Çünkü solu olmayan bir ittifak kaçınılmaz olarak sağa yatacaktır. Dahası bu durum gericilikle tarihsel ideolojik bir hesaplaşma ve karşı devrimin yenilgiye uğratılmasını engelleyecektir. Türkiye'de son 70 yıldır izlenen sistematik dinselleştirme, cumhuriyetin modern, aydınlanmacı ve ilerici kazanım ve değerlerinin adım adım tasfiye edilmesi insanların sınıfsal konumlarıyla siyasal tercihleri arasındaki pozitif ilişkiyi kopardı. Öyle ki insanlar sosyal ve sınıfsal konumlarından hareketle Akıl ve bilinçleriyle değil, inançlarıyla siyasal tercih yapar hale getirildi. Tercihi belirleyen temel etken din, geleneksel kültür ve etnik duyarlılıklar oldu. Sonuçta efendilerinin arkasından sürüklenen, kendi köleliğini her gün yeniden üreten bir toplum yaratıldı. AKP iktidarı bu sürecin bir ürünüdür. Örneğin AKP neredeyse bütün seçim kampanyalarını ekonomik sınıfsal talepler etrafında değil, daha çok kültürel değerler ve ideolojik zemin üzerinden yürüttü. Saldırılarını laiklik, cumhuriyet ve aydınlanmanın kazanımlarına yöneltti. Cumhuriyete karşı Osmanlılığı, laikliğe karşı dinciliği savundu. Çünkü ortada esas olarak bir rejim tartışması, çatışması vardı. Siyasete rejimi değiştirme iddiasıyla giren AKP de seçim kampanyalarını din, kutsal dava, milletin değerleri gibi ideolojik kültürel temalar etrafında yürüttü. Muhalefet ve solsa bu olguyu yeterince göremedi, önemini kavrayamadı. Ekonomik kriz, yoksulluk ve hayat pahalılığının iktidarları götüreceği ezberini sürdürdü. Bu nedenle mücadeleyi esas olarak ekonomik taleplerle sınırlandıran bir program üzerinden yürüttü. Durum böyle olunca ne cumhuriyetin kazanımları ne de laiklik etkin bir şekilde savunulmadı. CHP kendi soluna değil ki solda etkin toparlanmış ve önemli bir güç yoktu, kendi sağına bakan bir yol izledi. Bu tutumun ve yanlışın bedeli ağır oldu. Hiç kuşkusuz önümüzdeki yerel seçimlerin bir boyutunu kaçınılmaz olarak halkçı, toplumcu ve demokratik bir belediyecilik anlayışıyla yürütülecek mücadele oluşturacaktır. Ancak seçimler yerelde de olsa bu tarihsel dönemeçte ideolojik kültürel bir mücadelenin de büyük önem taşıyacağı unutulmamalıdır. Merdan Yanardağ